Evet efendim, 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Hoş geldin. Yine bir programda birlikteyiz. Evet. Her hafta aileden biri olunca gözler hep seni arıyor her programda. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ben de sizlerle olmaktan çok mutluluk duyuyorum her hafta geldiğimde. Bizler de öyle. Karşılıklı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün birazcık mikrobiyota üzerine konuşalım istiyorum. Cilt mikrobiyotası nedir? Şimdi yağmur ormanlarını düşünün. Yağmur ormanlarında ya da doğayı düşünün. Birbirinden farklı çeşitli hayvanlar, birbirinden farklı bitkiler mevcuttur değil mi? Birbirinden farklı canlılar, böceğinden tutun aslanına kadar, o ağaç çeşitlerinden tutun milyonlarca ağaç çeşidi vardır. Bunların hepsi bir denge içerisindedir. Eğer bunlardan biri azalır ya da artarsa bir türün sayısı, bu denge bozulur. Ve çeşitli problemler ortaya çıkmaya başlar bu ekosistemde, orman ekosisteminde. İşte cildimiz de aynı bu şekilde bir ekosisteme sahiptir aslında. Vücudumuz böyle bir ekosisteme sahiptir, cildimiz de böyle bir ekosisteme sahiptir. Cildimizde her katmanında cildimizin trilyonlarca mikroorganizma vardır. Bunların hepsinin görevleri farklıdır aslında ve bir denge içerisindedir. Bunlar dengede olduğunda cildimiz sağlıklı olmuş olur, dengede olmuş olur. Ama eğer bu mikroorganizmalardan bir tanesi ya da birden fazlası azalırsa, çeşitli sebeplerden dolayı, gerek doğal seyir gerekse çevresel faktörlerden dolayı, o zaman mikrobiyota bozulur ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlar. Aslında genel olarak cilt mikrobiyotası dediğimiz, o cildimizin katmanlarında yaşayan farklı çeşitlerdeki mikroorganizmalar diyebilirim. Peki bu durumda cildin mikrobiyotası neden bozulur ve bozulunca neler olur? Biraz bunları konuşalım. Şimdi şöyle, nasıl ki doğada da kendimiz için faydalı bir şey yaptığımızı zannederken doğaya zarar veriyorsak, aslında cildimizde de bazen cildimiz için faydalı sandığımız şeyleri yaparken mikrobiyota dengesini bozabiliyoruz. Mesela çok yağlı ciltleri düşünelim. Bazen böyle çok sert kimyasallar içeren, çok böyle sert temizleyiciler içeren temizleme köpüklerini kullanıyor bu çok yağlı cilde sahip bireyler. Ne oluyor? Yağdan arındırayım derken cildin doğal mikroorganizmalarını ve doğal sebumunu da böyle sıyırıp alıyorlar ciltlerinden. Böylelikle de ne oluyor? Sebum azalınca, sebum bu mikroorganizmaların besin kaynağı gibi bir şey, cildin doğal yağı. Mikroorganizmalar beslenemiyor, en kaba tabiriyle bahsedeyim, ve ölmeye başlıyorlar, dengesi bozuluyor. Burada aslında biz cildimiz için iyilik yaptığımızı düşünüyoruz temizleyerek, o fazla yağdan arınıyor diye düşünüyoruz ama aslında zarar vermiş oluyoruz. Dışarıdan böyle sert temizleyicilerle temizlediğimizde zarar vermiş oluyoruz mikroorganizmaları bizim için yararlı olan. Onun dışında bazen fazla antibiyotik kullanıyoruz cildimizdeki ya da vücudumuzdaki enfeksiyonların azalması için. Bu da aslında yararlı mikroorganizmaların da ölmesine sebebiyet verebiliyor. Yanlış kozmetik ürünleri değil mi? Çoğu zaman kullanıyoruz. Yanlış kozmetik ürünleri de aynı şekilde, evet. Çok sert, kimyasal içerikli yanlış kozmetik ürünleri de yine. Evet, diyoruz ki şu kremi kullanayım, işte cildimin kuruluğu azalsın diyoruz mesela. Ama içerisindeki ham maddelere bakmadığımız için, dikkat etmediğimiz için içindeki zararlı maddeleri göremiyoruz. Aslında cildimize uzun vadede zarar vermiş oluyoruz. Onun dışında çevresel faktörler de var. Beslenme. Eğer düzgün beslenmezsek, dengeli beslenmezsek, her zaman söylediğim gibi eğer şeker odaklı, karbonhidrat odaklı beslenirsek, genel olarak bu sebeplerden dolayı mikrobiyota dengesi bozulur. Dolaylı olarak cildin de aslında mikrobiyota dengesi bozulur. Peki dengenin bozulduğunu nasıl anlarız? Dengesi bozulmamış cilt sağlıklı cilttir. Eğer zaten cildinizde problem varsa, olduğundan çok daha fazla akneliyse ya da egzama gibi hassasiyet problemleri ortaya çıkıyorsa ya da çok kuruysa, kızarıklıklar olmuşsa, cildin mikrobiyota dengesi bozulmuş demektir. Yani sağlıklı olmayan cilt, sağlıklı olmayan her cildin mikrobiyota dengesi bozulmuş demektir aslında. Kökünden mikrobiyota dengesini düzene sokarak aslında her türlü cilt problemini de çözüme kavuşturabiliriz. Evet. Böyle bir durum da mevcut. Peki bozulmuş olan bir mikrobiyotayı nasıl dengeye sokabiliriz? Şöyle, aslında az önce de söyledim, yanlış kozmetik ürün kullanımı nasıl ki cilt mikrobiyotasının dengesini bozuyorsa, dengeyi tekrardan sokabilmek için de daha böyle yumuşak, cildin doğal sebumuna zarar vermeyen temizleyici ürünler kullanarak ya da probiyotik içerikli kozmetik ürünler kullanarak. Probiyotik içerikli kozmetik ürünler var mı? Evet, piyasada mevcut. Kremlerin içerisinde probiyotikler oluyor, cilde has probiyotikler genelde. Böylelikle onu kullanarak cildinizdeki eksik olan, zarar görmüş, ölmüş mikroorganizmaların yerini doldurabiliyorsunuz. Böylelikle de denge sağlanmış oluyor ciltte. Evet, o zaman arama motorlarına probiyotik içeren ürünleri aramalarını öneriyoruz seyircilerimize. Evet, kendi cilt endişelerine uygun probiyotik içerikli ürünler kullanmalarını öneriyorum. Çünkü her şeyin başı gerçekten cilt rahatsızlıklarında o cildin mikrobiyota dengesinin bozulması diyebilirim kesinlikle. Peki biraz cilt bakımına gelmek istiyorum. Mikrobiyota odaklı cilt bakımlarında yapılması gerekenler ve uzak durulması gerekenler nelerdir? Biraz da bunlardan söz edelim. Aslında alkol içerikli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Alkol içerikli ürünler çünkü bizim yararlı mikroorganizmalarımızın ölmesine sebebiyet veriyor. Alkolsüz temizleyiciler kullanılmasını öneriyorum. Hani kesinlikle bilinçli bireyler olup kozmetik ürünlerin içindekiler listesini kontrol etmemiz lazım. Çok sert yüzey aktif madde içeren, çok sert temizleyici içeren ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Genellikle doğal ve doğala yakın içerikli ürünler kullanmak gerekiyor diyebilirim açıkçası genel olarak baktığımızda. Siz tabii her konuk ettiğimizde çok böyle güzel tarifler alıyoruz ciltlerimiz için. Bu hafta bize evde yapabileceğimiz bir tarif hazırlayabilir miyiz? Bu sefer geçen şöyle bir tarif denedim. Hemen sizlerle de paylaşayım. Evimizde genellikle işte poğaça vesaire ekmek yapıyoruz değil mi? Hani orada maya kullanıyoruz. Maya aslında evet hem lezzetli yiyecekler yapılıyor mayayla hem de cilt içinde çok faydalı. Cildi besliyor, kırışıklıkların azalmasına sebebiyet veriyor. Hatta bazı noktalarda sivilceleri de azaltabiliyor. İsterseniz yaş maya, isterseniz kuru maya fark etmez. Hani istediğiniz mayayı kullanabileceğiniz bir tarif vereceğim. 1 yemek kaşığı yaş ya da kuru maya, 2 yemek kaşığı da sütü birleştiriyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Daha sonra onu cildinize sürüyorsunuz. Bir 15 dakika bekledikten sonra zaten kuruyor 15-20 dakika sonra o cilt üzerinde. Temizlemeden önce birazcık suya maruz bırakıyorsunuz. Çok az böyle kompres yaparak o mayalı karışımı. Birazcık böyle yumuşamaya başlıyor. Sonra bir ortalama yarım saat sonra tamamen çıkartıyorsunuz cildinizden. Porselen gibi bir cilde sahip oluyoruz. Peki her cilt tipi için uygun mu? Her cilt tipi için uygun. Peki. Sadece genç ciltlerin 15 günde bir ya da ayda bir yapması yeterli ama birazcık daha olgunlaşmaya başlamış cilt haftada bir yapabilir. Haftada bir yapsa daha iyi, bir tık daha. Mayadan gelen güzellik. Evet. Tabii yaşam koşullarımız çok önemli. Burada yaşam stilimizi nasıl hale getirmemiz lazım cilt için? Ya şöyle sırf cilt için değil, cilt genel olarak mikrobiyotayı dengeye sokmak için stresten uzak durmak gerekir. Çünkü yani cilt sağlığımızı, yani cilt mikrobiyotamızı dengeye sokmamız için aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da bir nevi dengeye sokmamız lazım. Hani sadece kozmetik ürün süreyim, probiyotikli dengede kalır diye bir şey yok. Aynı zamanda bağırsak sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bu yüzden biraz stresten uzak durmamız lazım. Çünkü bağırsaklarımızdan serotonin hormonu salgılanıyor ve stresli zamanlarda serotonin hormonu azaldığı için bağırsak sağlığına negatif etki ediyor. Tam tersi bağırsak sağlığı negatif etkilendiği için de serotonin hormonu azalabiliyor. Bunlar böyle birbirleriyle aslında bir döngü halindeler. O yüzden birazcık stres seviyemizi azaltmamız lazım. Sigaradan, alkolden uzak durmamız lazım. Sağlıklı beslenmemiz lazım, değil mi? Bolsu zaten cilt sağlığı için. Ama mikrobiyotanın dengesi için ağızdan da probiyotik takviyesi almamız lazım diyebilirim. Çünkü evet hani cilt mikrobiyotasını dengeye sokmak için cilt ürünleri gerekiyor ama asıl çözüm bağırsak sağlığından geçiyor. Bu yüzden de bağırsak sağlığını dengede tutmak için hem lifli beslenmek lazım hem de fermentasyon halindeki ürünleri kullanmak lazım. Fermente ürünlerine mesela ev yapımı yoğurt. Hani evde yaptığınız güzel bir şekilde mayaladığınız yoğurdu tüketebilirsiniz. Kefir tüketebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi dışarıdan probiyotik takviyesi alabilirsiniz. Hani bu hem cilt sağlığınız için güzel olur, verimli olur. Hem de genel vücut sağlığınız için çok verimli olur. Çünkü sadece cilt hastalıkları değil, vücudunuzdaki birçok hastalığın temel sebebi aslında bağırsak. Bağırsak ikinci beynimiz. O yüzden genel olarak bağırsak sağlığını korumamız gerekiyor diyebilirim yaşam stili olarak. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu, hepinizin yakından tanıdığı eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin'le birlikteydik. Kendisiyle bugün cilt mikrobiyası üzerine konuştuk ve aynı zamanda her hafta olduğu gibi bize yine evde hazırlayabileceğimiz bir maske tarifi verdi. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık programımız tüm hızıyla devam ediyor.